takiplerimiz, sevgili takipçilerimiz, kentsel dönüşüm çalışmaları ve şartları ile kentsel dönüşüm uygulamaları konularında yeni düzenlemeler ard arda gelmeye devam ediyor. Bugün itibariyle kentsel dönüşüm çalışmaları ve uygulamaları konularında yeni bir adım daha atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özaseki tarafından daha önce sosyal medyadan duyurusu yapılan çalışmalar ve gelişmelerle ilgili olarak bugün ilk adımı da atmış oldular. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kentsel dönüşümde daha öncelerinde yer alan çalışmaları yürüten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Yeni uygulama neyi değiştirecek? Yeni çalışmalarla ilgili olarak kurulan bu başkanlık neleri üstlenecek? Kurulan başkanlık kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir soluk olabilecek mi? Bu ve buna benzer tüm soruların cevaplarını ilerleyen zamanlarda hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Evet sayın katmaliklerim, sevgili takipçilerim, haydi bakalım hep birlikte tüm detayları bu videomuzda değerlendirelim derim. Bakalım kentsel dönüşümde bugün itibariyle ne gibi yenilikler meydana gelmiş? Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Artık beni tüm takipçilerim ve sizler birçok katmalikim yakinen tanıyorsunuz. Tüm gelişmelerden sizleri anında bilgilendirmeye ve sizlere kentsel dönüşümle ilgili tüm çalışmalar hakkında ve uygulamalar hakkında çok değerli bilgiler vermeye yıllardır devam ediyorum. Video kanalıma halen abone olmadıysanız, izlemekte olduğunuz bu videonun hemen sağ alt köşesinde yer alan abone ol butonuna tıklayarak Kentsel Danışman adlı YouTube kanalıma da ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarıma yorumlarınızı yapmayı kesinlikle unutmayınız. Ayrıca videolarımdaki bilgileri değerli buluyorsanız ve sizlere faydalı bilgiler vermiş olduğum videolarımı beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bizleri onurlandırınız. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Haydi bakalım başlayalım. Bugün neler olmuş? Kentsel dönüşüm uygulamaları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu dedik. Başkanlık Resmi Gazete'nin 16 Ekim tarihi sayısında yayınlanan kararla birlikte kuruldu. Bugünden itibaren artık afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılacak. Başkanlığın bünyesinde ayrıca 3 genel müdürlük, 7 daire başkanlığı, hukuk müşavirliği ve basın altla ilişkiler müşavirliği bulunuyor. Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlanarak bugün itibariyle yani 16 Ekim 2023 Pazartesi günü yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuş oldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun gerekli çalışmaları yapılarak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı da hazırlayacak. Başkanlığın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Daire Başkanlığı, İmar Planlama Daire Başkanlığı, Yapım ve Proje Daire Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı ve Personel Eğitim Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın Altla İlişkiler Müşavirliğinden oluşacak. Yasada öyle, yönetmelikte öyle diyor. Başkanlık görevleriyle uygun konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektörler ve uluslararası kuruluşlarla da işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme yeni bir soluğun kazandırıldığını belirtti. Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara bölgesinde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek dedi.
Diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Ayrıca taşınmaz ve kaynak geliştirme genel müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirecek. Böylelikle kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak. Geliştirdiğimiz modelle hazineye de mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız, dedi. Yeni düzenlemelerle inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz. Türkiye yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan akıllı şehirler teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz, dedi. Yeni düzenlemeler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ayrıca 2664-265 kadro tahsis edildi. Ve bu teşkilatın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 41. maddesine göre de ayrıca araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine ait kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel dönüşüm uzman yardımcıları da istihdam edilebilecek. Başkanlık, Cumhurbaşkanı kararı ile şirket kurabilecek veya kurulmuş şirketlere de ortak olabilecek denildi. Başkanlık görevleriyle ilgili konularla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla da işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili kılındı. Evet sayın katmaliklerim, sevgili takipçilerim, genel hatlarıyla bugün itibariyle kuruluşu tamamlanarak resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile ilgili genel detaylar bunlardan oluşuyor. Sayın katmaliklerim, sevgili takipçilerim, her defasında tekrar ettiğim gibi bizler firma olarak sadece ve sadece siz katmaliklerimizin yanında yer alarak sizlerin tüm hak, hukuk, menfaat ve çıkarlarınızı korumak amaçlı olarak kentsel dönüşüm çalışmalarınız ile ilgili Türkiye genelinde tam 18 dalda kentsel danışmanlık hizmeti sunan kurumsal bir firmayız. Bunu hep tekrar ediyorum. Bizlere tüm sosyal medyadan Google, Yandex, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube sadece kentsel danışmanlık ofisi, kentsel danışman gibi kelime aramaları yaparak ulaşabilirsiniz. Tüm kentsel dönüşüm uygulama ve çalışmalarındaki gelişmelerden haberdar olabilmeniz için de her zaman söylediğim gibi lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca YouTube kanalınızın bildirim zillerini açınız ki yayınladığımız en son kentsel dönüşüm videolarımızdan ilk sizler haberdar olunuz. Evet. Sayın takipçilerimiz, geldik bir videomuzun daha sonuna. Bir başka videomuzda ve yeni gelişmelerde buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Yıllardır hep söylediğim gibi, evinizin danışmanı.